Merhaba, ben Jeff Allen ve eski arabalar alıp satıyorum. Suç ortağım Mac'le birlikte. Daha neler. Ve çılgın bilim insanımız Eric. Flat 12 galerisindeyiz. Geçen yıl yeni yerimize taşındık. Ve 1 milyon doların üzerinde malzeme sattık. Biliyor musun, biraz endişeliyim. Fark etmemek mümkün değil zaten. Bu yıl yeni ticari girişimlerle iş alanında patlama yaşayacağız. İşte başlıyoruz. Daha büyük pazarlıklar, tonlarca arabalar, açık artırmalar ve daha fazla dönüşüm. Ve daha fazla para. 38 bin dolar. 56 satış için 38 bin dolar mı? Ücretler yüksek görünüyor olabilir ama karşılığı çok daha yüksek olabilir. Şuna bak. Bu para diye bağırıyor. Para para. Bu yıl Flat 12 galerisi daha da büyüyecek ve her zamankinden daha iyi olacak. Bakın, vaktinizi boşa harcadığınız hissine kapılmadığınızdan emin olmak istiyorum. Benimkini boşa harcıyorsunuz. Tekrar arayın. Bu da neydi? Her zaman birlikte çalıştığım bir adam. Evet, biliyorum. 70 bin dolarlık Impala değil mi? Ona 70 bin ödemiyorum. Sana bunu söylemiştim. Satmaya hevesli. O zaman 65 bin de vermeyeceğiz. Nereden biliyorsun? Bu benim fikrim. Arkansaslı Wayland'de konuşuyorum. O bir fabrikatör ve bakmam için bana 1962 model iki tane Impala getirecek. Bütün o yolu bizimle tanışmak için gelecek. Megan'ın yüzünü ne güldürür tahmin et. Çok fazla para. Çok fazla para, kesinlikle. Bana telefonda iki Impala için 70 bin dolar teklif etti. Ve ona ilgilenmediğimi söyledim. Ama önce bakmam gerektiğini söyledi. Dişlerini altından dolar yaptırmadığına şaşıyorum. Hadi oradan. Şuna bir bak. Bu kamyoneti istiyorum. Yalnızca bakacağım, sonra konuşabilirsin. Merhaba, nasıl gidiyor? Ben Wayland Refren. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Bunlar 62'ler, 60'ların başlarında üretilen Impala'lar. Çok talep görünüyor ve her zaman piyasası var. 1965'e kadar Impala, Chevrolet'in en pahalı modeliydi. Ve uzun süreli popülerliği onun bugün bile satılmasını sağlıyor. 62'nin üstünde yama var. Neyle kaplandı? Büyüklüğü ne? Açıkçası bir içki şişesiydi. Ne? Evet, işte buraya bir içki şişesi koymuşlar. İşte yani böyle. Birkaç arkadaş oturup Impala'ya bakıyordunuz ve hadi şimdi bunun üzerine kaplayalım dediniz. Evet. Sanırım içiyorlardı, cevap bu. Bunu yapmanın tek yolu bu. Böyle de olabilir, evet. Harika. Arka kısma bir şey yaptınız mı? Hayır hanımefendi. Kapağın altında ne var? 454'lük büyük bir blok. Vay canına. Yani bununla yama yaptınız. Evet, aslında bu kapağı kestirdim ve bununla tam uydu. Bunu yaptırmak için özel mi aldın? Evet, aynen öyle. Açıkça iyi olan yer motor bölümü. Bu iki arabaya 70 bin harcamak çılgınlık. Üst kısmı yok. Buna değip değmeyeceğini iyi düşünmem gerekiyor. Günün sonunda para kazanmamız lazım. Değil mi? Biz bu işi yapıyoruz. Bunun hikayesini? Orijinal her arabadaki gibi orijinal motoru var. Orijinal SS mi? Bildiğim kadarıyla evet. Tamir edildi ama fabrikadan çıkış motoru. Burada biraz pas var. İkisi için ne istiyorsun? 70 bin civarı. Herhangi bir arabaya 70 bin dolar yatırmak riskli bir hareket. 62 Impala çok yok, satması kolay olacak. Ama gümüş araba, onu almak isteyen birini bulana kadar beklemek zorunda. Aslında önemli nokta, onları sürmek istemem. Ama eğer ücretle anlaşamayacaksak vaktini boşa harcamak istemiyorum. Tabii benimkini de. İkisi için 50 binden fazlasını harcamayı düşünmüyorum. Pazarlıktan önce gerçekleri konuşalım. Bu arabanın satılabilmesi için yeniden boyanmaya ve içinin yenilenmesine ve ayrıca kaputun altının bakıma girmesine ihtiyacı var. Bana aklındakini söyler misin? 40 bin civarı. Wayland 40 bin dolarlık teklifime heyecanlanmadı. Aslında Flat 12'nin büyük rakamlarla çalışmasında bir problemi yok. Ancak bu arabalar kesinlikle 70 bin dolar değerinde değil. Bir telefon görüşmesi yapmalıyım. Tamam, biz burada bekliyoruz. Bu arabalar aslında Bay Jim'e ait. Telefonun diğer ucundaki o. Umarım doğru fiyata satılmasına izin verir. 40 bin dolar benim için harika bir başlangıç noktasıydı. Geri dönüp evet derse parası şu an hazır. Nakit. İkisine 60 bin istiyor. Bu araba kolayca satılır. Bu SS Impala. Diğer taraftan bunun üzerinde çalışacak kişinin cebine saygı duyan bir satıcıyla çalışmak istiyorum. Anladın mı beni? Onları indirelim, sürelim ve sonra konuşalım. Önce siyah olanı kullanalım.
Evet. 1962 model bir araba için oldukça sessiz. 62 model Impala'nın sürüşü de görüntüsü de çok güzel. Sanırım diğerini deneme vakti geldi. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Güzel, sesi çok hafif. Evet, çok iyi. 500 beygir gücünde bir Impala kullanıyorum. Navigasyonu, havalandırması ve hava yastığı var. Aslında bu en dolu paket. Her şey hoş. Seninle pazarlık etmeyi bırakacağım. Kartlarımı açık oynayacağım. Verebileceğim en yüksek rakam ikisi için 50 bin dolar. Bu bana göre al ya da git demek. 60 bin benim için çok. 55'e ne dersin? Galerimiz büyüdükçe daha fazla araba alıyoruz. Daha çok para kazanıyoruz ama dikkatli olmazsak birkaç yanlış yatırımla çok fazla para kaybedebiliriz. Hayır. Jimmy, bir kez daha arayıp ne yapabileceğimi öğrenmeliyim. Pekala, şans benim yanımda. Satmaya motive olmuş bir satıcımız var. Bahse girelim ki bu arabaları geri götürmemek için teklifimi kabul edecek. Jim dedi ki eğer bugün alıyorsan 50 bine satabilirmiş. Pekala, anlaştık. İki arabayı 50 bin almak benim için mantıklı oldu. Orijinal SS'e 15 bin yatırdım. Ve 35 bini özel yapım olan ve muhtemelen uzun süre satamayacağımız bir arabaya verdik. Doğru alıcıyı bulana kadar bekleyecek. Ama umut her zaman vardır. Çok hoş değil mi? Evet, güzel. Bence bu araba iyi bir açık artırmada satılmalı. Fazla kişi görmeli. Yakında Auburn var. Auburn iyi olur, evet. Markamızı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Auburn açık artırması aracımızı 70 bin kişinin görmesini bize sağlayabilir. Kalabalık bize uygun değil. Sen şunu giy, ben bunu giymeliyim sorunu oluyor çünkü. Bu şapkalardan birini takmayacağım. Burada cümbüş çalmıyorum. Pekala, bu kumarı oynayıp Auburn, Indiana'ya gidebiliriz. Ama masrafları karşılamak için birkaç araba daha götürmemiz gerekecek. Birkaç araba daha mı? Para kazandırabileceklerden, iş başına. Bu noktaya gelmeden önce 70 bin dolara iki Impala almam dedin. Şimdi ne diyorsun? Söylesene. Bu konuyu geçtik. Bu adam kim? 50 bin, bu adam kim deyip durdun. Flaton 2 yoğunlaşırken zavallı Erik bunalmış durumda. Dükkan dolu, bir adamımız eksik ve hemen bir çözüm bulmamız gerek. Bu konuda ne yaparız? Ben buradan başlayacağım. Ve egzozların olmadığını yeni fark ettim. Bu daha fazla zaman demek. 4 günle 1 hafta arası. Batmış durumdayım. Milyonlarca farklı işi aynı zamanda yapıyorum. Satış için onarıma ihtiyaç duyan bir sürü arabamız var. 100 bin doların üzerinde en az 5 araba var. Bu konuda bir şey yapamıyoruz. Erik'e yardım etmeliyiz. Galaksiyi kapatıp devam etmeliyim. Bu işe yaramıyor. Bizim nasıl çalıştığımızı, öğrendiklerimizi bilmeyen bir başkasını dükkana getirmekten nefret ediyorum. Ayrıca maliyetli de oluyor. Bir kişi eksiyiz ve Erik de... Mahvolmuş. Evet, birini bulup getirmeliyiz. Sanırım bu duruma çözüm bulabilmek için Mac'le birlikte yerel üretici Luke Kirk'ün yanına gideceğiz. Eksik kalan yapbozumuzun parçası olabilir. Luke temel tamir işlerinden anlıyor ve çok çalışkan. Her şeyi çok iyi bilmesine gerek yok. Öyle değil mi? Bunlar güzel özellikler. Merhaba, ne var ne yok? Bildiğin gibi uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Ne üzerinde hala çalışıyorsun? Hala bununla uğraşıyorum. Boş vakit olunca başka projelere bakıyorum. Tam zamanlı olarak mı? Evet dostum, işten ayrıldık ve burada oturup tadını çıkarıyorum. Satılık bir şeyler var mı? Şu an satılık bir şeyim yok. Baksanıza, Erik şu Ford'u alıp tamirini ve bakımını yapamaz mı? Baksana, elinde önümüzdeki seneye kadar yetecek iş var. Ne üzerinde çalışıyor? Bilmiyorum, listede çok fazla araba var. Evet. Çok fazla araba istiflemiş durumdayız. Bir adamımız eksik ve ne yapacağı konusunda bir fikri olan, gidip işini halledecek ve Erik'le birlikte çalışacak birine ihtiyacımız var. Sen bunu düşünür müsün? Gerçekten. Evet, bir süre gel yardım et ve biz de... Bir süre gelip uygun olup olmadığına bakacağız. Neler yapıyorsun? Bilirsin, para kazandırabilecek bir şey. Pekala, gelip yardım etmeye çalışırım. Olur mu? Kabul ediyor musun? Ne zaman geleyim? 1 saat içinde. Tamam, yarın. Tamam.
tamam. Bu harika olabilir. Onu geçici süreliğine getirip uyum sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Yarın sabah görüşürüz. Tamam. Arkadaşım Roy'dan bir telefon aldım ve onu görmek için yola çıktım. Biraz zor durumda sanıyorum. Roy karısını pek de mutlu etmeyen bir şeye almış. Selam Jeff. Bu sefer neye bulaştın? Durum kötü. Şu satıcıyla alışveriş yaptım ve... Hadi bakalım o bana zaman. Bana borcu vardı. Ben de takas ettim. Elime bir kürek alıp seni bu durumdan kazıp çıkarmamı evet. istiyorsun. Vay canına, buduk mu? Evet. M35 ailesine dahil kamyonetler 1951 yılında Birleşmiş Milletler Ordusu tarafından üretilmiştir. Yarım ton olduğundan ona lider anlamına gelen Duk denir. Gördüğüm anda Roy'un onu neden aldığını anladım. Bu benim olmalı. Çok büyük ve çok hırçın. Bunu Flat 12'ye götürüp tamirine başlamam lazım. Düz vites değil, otomatik vites. Daha iyi. Bu şey harika. Dostum, bu alet çok güzel. Aynen öyle. İçindeki motor ne? Devasa bir Caterpillar motoru. Ona ancak bu yeter. Evet. Bunu aldığım adam Körfez Savaşı'nda kullandığını söyledi. Buna eminim. Kuveyt'te olmuş. Bu çok iyi. Böyle bir araçtan otomatik vites harika bir şey. Bunca vites değiştirmek zor olurdu. Göstergeleri ve plakları var. Küçük bir kamyonet için çılgınca bir araç. Bunun için bana 25'lik vermeye hazır mısın? Buna değer. Ciddi misin? Evet. Bu arabayı doğru ücret almam gerekiyor. Çünkü arkasını düzeltmek, gösterişli bir renge boyamak ve akslarından birini değiştirmek için tonlarca para harcayacağım. Bunu çılgın bir araç yapmak istiyorum. Onu dört çekişli bir canavar haline getireceğim. Ama bunları yapmak alıcı bulamama riskini de çoğaltıyor. Dolayısıyla gerçekten pazarlık etmek zorundayım ve 8000 dolar civarına bu arabayı kapmalıyım. Bundan fazla veremem. Hadi bir tur atalım. Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba Luke, nasılsın? Harikayım. Gelmesi harika oldu çünkü eksik personelle çalışıyorduk. Tek kişinin tüm işlere yetişmesi mümkün görünmüyordu. Geldiğin için teşekkür ederim. Çünkü Eric'in çok fazla iş yükü olduğunu söylemiştik. Seni buraya bu yüzden çağırdık. Birlikte çalışabiliriz ve dükkandaki işlerimizi daha verimli halledebiliriz. Bilmediğimiz şey bunun için ne kadar isteyeceğin. Çünkü açıkçası finansal olarak mantıklı gelmezse... Evet, haklısın. Açıkçası... Sizin teklif edeceğiniz bir tutar var mı? Bunu senin ne kadar istediğine göre belirleyebiliriz. Aylık 3500-4000 arasında olabilir. Bu düşündüğümüzden biraz fazla. Ama çok da farklı değil. Yani çalışmanı ve işini beğenirsek yaklaşık aynı miktarları düşünüyoruz. Şu an bu çok önemli ve senin kendi kendine karar alıp uygulamanı görmek istiyoruz. Buraya gelmen gerekenden 15 dakika erken geldin. Bu gerçekten de önemli bir şey. Pekala. Cep telefonu vaktimizi öldürdüğünden çalışırken kullanılmasını istemiyoruz. Tamam. Ve bir arabayı mahvetsen bile asla yalan söyleme. Bir hata yaparsam açıkça söyleyip onu düzeltecek türde bir adamım. Kesinlikle. Pekala. Benden bu kadar. Tamam, el sıkışmayalım, pekala. Sarılalım. İşte böyle. Tamam. Harika. Vay canına. İşte gidiyoruz Roy. Bu harika. Acaba iki teker üzerinde de gidiyor mu? Bence şimdiden deneyebilirsin. Altılık tekerlekler Roy. Lanet olsun. Vay canına. Bu bebeği sevdim Roy. Sadece 25 bin dolarlık fiyatını sevmedim. Bu 12 bin dolara değer bir eğlence. Hayır. 6 bin dolarlık bir eğlence. Hayır. Bu arabayı alırken harcadığı istediği paranın çok altında. Hadi Roy. Bana ne kadar vereceksin? 7 bin. Hayır. Hadi ama Roy. Bu kıdemli bir Kuveyt aracı. 10 bin eder. Hayır. Roy, seni 10 bin dolara bu delikten çıkarmam, tamam mı? Çok ciddiyim. Pekala, 9 bin. Bu araba çok özel. Bu kadar eder. Ancak bunu yapabilirim. Ve bu minimum tutar. Arkadaşım Roy bu koca arabayı almış ve ondan kurtulmak istiyor. Yoksa karısı onu eve almayacak. Ona yardım etmek istiyorum. Çünkü o benim arkadaşım ama Flat 12'nin para kazanması lazım. Ve ben de bu riski göze alamam. Bin daha düşüyorum. 8000'e senindir. Şimdi bana kendimi kötü hissettirdin. Alıyor musun?
Bak, yalnızca aile saadetini bozmamak için sana 8.000 dolar vereceğim. 8.000'e anlaştık. Hem benim hem de Roy için iyi bir pazarlık oldu. Bu durumda karmaşık ve pahalı bir boşanmaya gerek kalmadı. Hey Luke, iyi zamanlı mı? Burada ne sorun var? Bir delik var. Öyle mi? Biraz sevgiye ihtiyacı var Luke. Öyle mi? Hey, zor ve tehlikeli kısmı bitirdim. Bir bakalım. Eğer buna uygun filtre bulursam bunun üzerinde çalışmaya devam edebilirsin. Bana verdiğin harika fırçalama işi için teşekkür ederim. Evet, bu. Bu kirli bir iş. Hayatında hiç laboratuvar önlüğü giymedin değil mi? Hayır, giymedim. Bu konuda biraz şaşırmış gibi görünüyorsun. Bunu giymemi mi istiyorsun? Evet, seni buradaki şeylerden korur. Bu ben miyim? Kesinlikle sensin. Bu ben değilim. Her neyse, bir filtre alacağım ve sen de bu tankı temizlemeyeceksin. Pekala. Tamam, görüşürüz. Umarım onun duygularını incitmemişimdir ama o önlüğü giymem. Maggie'ye doku göstermek için sabırsızlanıyorum. Tek yapmam gereken Maggie'yi yeni ekipman almaya ikna etmek olacak. Şuna bir bak, harika değil mi? Ah, binmek istiyorum. İyi görüntüsü sayesinde çok modern ve havalı. Bu çok şeytani. Bir duvara bile tırmanabilir. Arka kısmını kesmek istiyorum. Daha güçlü görünmesini sağlayacak. 25 bine kadar kazanabiliriz. Sadece boyayıp satsak bile 25 bin eder bu. Doğru. Yapmak istediklerimi yapabilmem için elimizdeki ekipmanlar yeterli değil. Bu tip bir iş halletmek istiyorsak bir plazma kesici ve bir kaynak makinesine ihtiyacımız yalnızca var. Yalnızca bunun için gidip yeni ekipman almak aptalca. Yalnızca bunun için değil Mac. Kendi işimiz için. Eğer ekipmanları alırsak kendi yerimizde daha farklı işler de yapabiliriz. Ve çok para kazanırız. Kaynak makineleri ne kadar? Buralarda bir yerde 11-12 bine vardı. Biliyorum. Bunu satıp ekipmanın parasını çıkarabilirsen bence uygundur. Tamam mı? Evet, masrafını karşılayacağını düşünüyorum. Anlaştık. Tamam. Hadi alalım. Sanırım yeni ekipman bize işimizde yardımcı olacak ve daha hızlı çalışmamızı sağlayacak. Ayrıca harcadığımız paranın karşılığını da alacağız. Luke'un gelmesi çok iyi oldu. Eric'e yardım edip stresinin ve üzerindeki baskının azalmasına yardımcı oldu. İyi haber, artık en iyi yaptığım işe geri dönebilirim. Araba satmak. Meg 62 model siyah Impala'yı satışa çıkardı ve bir adam kızıyla birlikte ona bakmaya geliyor. Kevin. Evet Jeff. Selam, nasıl gidiyor? İyi. Merhaba, ben Lindsay. Tanıştığıma memnun oldum. Eğer birileri uçağa atlayıp aracınızı görmek için onca yolu geliyorsa bu satış için iyi işarettir. Arabanıza bakın. Vay canına. Ehliyetin var mı? Hayır, henüz yok. Haftaya alacağım. Ne, haftaya mı? Kevin ve ailesi klasik Chevy'leri çok seviyor. Bu Kevin için hem kızının hem de kendisinin eğlenmesi ve kızına araba bakımını öğretmesi için harika bir fırsat. Impala'larla ilgili en çok saygı duyduğum şey üzerinde hiç değişiklik yapılmamış olması. Bu araba hayatına siyah içi kırmızı olarak başlamış. Siyah ve kırmızı, doğru. Size kaputu açıp göstereyim. Bu da beni etkileyen başka bir tarafı. Bu gündelik bir arabadan daha fazlası. AC hidrolik direksiyon var. Çok klas duruyor. Güzel ve kırmızı içi gerçekten kendine hayran bırakıyor. İç araba satmayı denedin mi? Sana kendini ihtiyacınız bunu sürerken olabilir. Hayal edebiliyor musun? Evet. Sesini duyun. Bakalım sesi nasıl? Pekala. Vay canına. Çok iyi. Sana söylemiştim. Neden sürmüyorsun ha? Pekala. Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Gerçekten düzgün gidiyor. Beğendim ama çok güçlü değil. Evet. Sormayı unuttum. Bunun için ne kadar istiyorsun? 20.500 dolar. Açıkçası düşündüğümden biraz fazla. Ben daha çok 17.000 civarı diye düşünmüştüm. Oo, neyse ki oturuyorum. Kızı Impala'yı seviyor ama ben 17 bin dolarlık teklife hiç bayılmadım. 17 bin belki gerçekten SS olmayanlar için iyi bir para. Doğru, pekala.
Bunu biliyorsun. Tamam, ne dediğini anladım. İnanın bana, sizin mutlu olmanızı pekala, istiyorum. Pekala, bundan sonra sana güveniyorum. 25.100 dolar en uygun mu? Kesinlikle. Ama bunu Maryland'e göndermen gerekiyor. Vay canına. Nakliye ile uğraşmayı sevmiyorum çünkü büyük bir sorumluluk. Dünyanın en iyi arabasını satsam da nakliye esnasında zarar görürse beni suçlayacaklar. Ne düşünüyorsun, anlaştık mı? 25 bin dolar. Nakliye sana ait. Bunu söyleyince beni batırıyorsun. Bu kadar uzakta olmak zorunda mıydı? Yani Maryland uzak. Bu bana 1500 dolara mal olacak. Bu anlaşmayı bozar. Biliyor musun? Kızının bu arabaya sahip olmasını istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Pekala. Günün sonunda herkes mutlu oldu. Onlar için kazançlı bir gündü. İstediği fiyatı aldı ve kız haftaya ehliyetini alacak. Şimdi Meg'i çağıracağım ve gönderi için evrak işlerini halletmesini isteyeceğim. Harika, teşekkür ederim. 62 model Impala'yı 20.500'e sattık ama nakliyeyi ödemem gerekecek. Nakliyeye 1500 dolar ödeyince elime 19 bin dolar kaldı. 15 bin almıştım, 14 bin kardayım. Hala Auburn açık arttırmasına götürmeyi düşündüğümüz 35 binlik bir Impala'mız var. Ayrıca Duke için de büyük planlarım var. Şimdi bu bebeği nakliye aracına yükleyip teslim etme zamanı.